alemlere rahmetsin. Sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin. Sen rehbersin ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah. Ya Resulallah. Şuraya gitme hadi bir gel mi yanıma ha? Onlar demişleri geldi gelir onun yanına. Kimse gelmir mi hem yanına? Ne mesele görsen ne benim malım koku? Kardeş Fuat'u nasılsın? Kardeşim necesiniz? Hatu. Vallahi hamdolsun sağ olun. Neyip sen neyip sen? Vallahi hamdolsun. Şoklar necesiniz? İyidir. Necesiniz inşallah. Hamdolsun. Baba necesiniz? Vallahi hamdolsun. İyidir. İşte ihtiyar adama böyle olur. Biraz iyiydi, biraz karaldı işte. Yer, hamdolsun Allah. Ha vallahi. Ha vallahi işte hamdolsun. Biz de aynı hamdolsun. Bazar da beraber geldik. Ama hamdolsun ziyaretimiz var. Hamdolsun.
Allah. Ha vallahi özü mühim beşerde bir kanaat olsun başta. Hamdolsun diyarımız başta. Hamdolsun vallahi. Allah'a şükür. Ha vallahi hamdolsun izninkere. Daha şeydi bizim de burada pazarda dolanırdı şimdi. Uşaklarla nazlıydı da şöyle bir arada bir kola getirsen. İşte biraz suyla beraber dedim alım ha vallahi. Ha vallahi. Bir şey kola verse o bana bir bak. Ne var yavru daha bir bak saniye. Asir masir bir şeyler daha. Bir kola? Ha vallahi. Bir set su da veresen bana. Burada su da var. Ne derler bunlar? Hayatım kalsın kadar. Hadi bir Andrea koysun. Kalsın kadar. Gitmesin. Kalsın. Valla kalsın kadar. Sağ olasın. Çok sağ olasın. Ne derler? Bu bir, bu da bir. Altı. Altı. Aleyküm selam. Sağ olasın. Babama selam eyle. Sen özne geldi. Sen boş vurdu sana. İnşallah boş vuruyor da özne. Gelen gün yerde. Ya Allah ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Sağ olasın hayatımızda. Dede Hüseyin, rahmet o öller o gelmesin bura. Hayatın dayı, dırdır dayı bunları atmayın ya. Allah. Gebele gebele gebele. Selamun aleyküm. Vallahi. Rahmet o öller o. Bu suyla, o içi dayı. Oradan aldı o. Ha oradan aldı. İyi de oradan aldı o. Nişi bu maldan benim yanımda yoktu. Nişi benimki kokmuştu. Rahmet öyle onun diye aldı bunları hamzeyle. Bu suyu bin lira aldım. Sen o yağda suyla diye aldın. 1500 adi amda. Ne şey ahı? Ben oradan aldım 1000 lira özü. Bu içeceğin önce aldım. 5000 lira aldım özü. 5000? Ha. Kardeş. Yani indi ben bestirem anlayayım mı? Aklım durdu. Bu içecek üzerimize 900 lira adı. 1000 lira alırsan yani 100 lira kar atıp üzerine. O içecek eke 4900 lira üzerimize adı. İyi de. Menesele bu tükkan kirası vermir. Menesele bu jeneratör parası vermir. Menesele bu elektrik su parası vermir. Bu 100 dinardan nece kar edecek, nece basılacak demesen bana. Ahı dayı, onda kanaat var, kanaat. Ne? Kanaat var onda. Bir beşerin kanaatı var. Rızkına kanaatı. Kanaat. Ha. Kanaat tükenmez hazinedir. Bu mübarek hadisi şerifinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, artık dünyanın başına dert olduğu iyice anlaşılan üretim ve tüketim çılgınlığının manevi ilacını kanaatkârlığı insanlara hatırlatıyor. Kanaat, insanın elinde olandan hoşnut olması, fazlasına tamah etmeme, kısmetine razı olma halidir. İnsanın istekleri her ne kadar sınırsız olsa da, yaşayabilmek için ihtiyacı olan şeyler gerçekten pek azdır. Sahip olmada ve tükenmede ihtiyaç ölçüsünü gözden kaçıran, dünyanın geçici tat ve güzelliklerine tutkun, hırs sahibi kişi ne kadar zengin olsa da doygunluğa erişemez. Görünürde zenginleşse de ruhen adeta dilencidir. Oysa kanaatkar insan, sürekli bir doygunluk hali içinde, adeta bütün dünya onunmuş gibi hür ve huzurludur. Günümüzde sahip olma ve tüketme hırsının bir tür psikolojik tükenmeye yol açtığı ifade edilmektedir. Diğer taraftan, dünyamızın sınırlı kaynaklarının insanlığın tutulduğu bu hastalık sebebiyle tehlikede olduğu, tabii dengelerin bozulduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifin işaret ettiği mana, bugün belki her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır denilebilir.
Vallahi bu arkadaş bugün büyük bir ders verdi bana. Hakikaten ben çok yanlışıydım. Ha, yalnız cebimi düşünürdüm, karı düşünürdüm, paranı düşünürdüm. Hiç düşünmürdüm dünyada akıl kimsesiz var, öksüz var, yoksul var. Ha dedim cebim de olsun. Günahını da yakırdım bu adamı. Vallahi koy çağırma özünü, bir özür dileyim özüne. Arkadaş, dede, usta, zahmet olmazsa. Ha. Dayı buyurun. Aleykümselam. Kuvvet olasın. Sağ olasın. Dede, komşu, hayatım. Kusura bakma, Hakkı'da bir yanlışlık etmişim. İsterim özür dileyim senden. Yani izin verirse o bana. Buyurun dayı. Doğrusu annem bakırım çok müşteri gel getirdi yani o. Maşallah pazarı, alış, satışı çok kuvvetlidir. Benim yanıma kimse gelmedi. Ben birisi yanımdan pazarlık etmişti. Beni öğretti sebebi. Ben doğrusu istemahkarlık edirdim. Yani malın üzerine fazla kar atırdım. Hiç düşünmedim. Bu öksüzlerin, bu kimsesizlerin alanı bugün de yokudur. Ben seni tebrik ederim. Hakikaten bugün de sen bütün millete bir hizmet gösterdin. Onun için rica ederim senden. Kusuruma affeyle, hakkı ve helal eyle. Helal olsun dayı. Bir insan her vakit hamdolsun desin. O kadar gaz duymayacağım. Hamdolsun demek varsın zaten. Çok sağ olasın kardeş. Dayı hayatın boyunu da azad olsun. Alemlere rahmetsin, sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin. Sen rehbersin ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke